Şimdi aynı şekilde montajına devam ediyoruz ama size söylemem gereken birkaç husus var. Nozul ve kartuşların çalışan yüzeylerinin çizilmiş olup olmamasına çok dikkat edin. Bu çizilmiş olursa bu şekilde çalıştığında tabancanız sık sık tıkanmaya ve dolmaya başlar. Kartuş ve çekirdeklerimizin çizilmemiş olmasına özen göstererek montaj yapıyoruz. Bunlar size göstermek için hazırladığımız çizik olan kartuş ve nozuldur. Şimdi montaja geçiyoruz. Montaja geçerken öncelikle oringlerimizi tabii ki değiştirmemiz gerekiyor. Oringlerimizi de takarken dikkat etmemiz gereken husus her zaman oringlerimizi döndürerek takalım. Yani şu şekilde. Oringlerimizi kanala oturttuktan sonra bu dış çepere taktığımız oringleri çevirerek takalım. Yine aynı şekilde dış çepere taktığımız oringleri çevirerek takmaya özen gösterelim. Aynı şekilde yine kartuş oringlerimizi de takıyoruz. Giriş çek valve oringlerimizi de yine aynı şekilde döndürerek takıyoruz. Bu giriş çek valvlerimizin iç çepere takacağımız oringleri sadece bastırarak oturtuyoruz. Ve şimdi montaja başlayalım. Montaja başlamadan önce bütün o-ring olan bölgeleri yağlayarak takıyoruz. Bu hem daha rahat geçmesini sağlayacak ve daha uzun ömürlü tıkanmaması için yardımcı olacak. Sonrasında başlık kısmına kartuşumuzun A tarafına A gelecek, B tarafına B gelecek şekilde oturtuyoruz. Burası çok önemli. Kartuşlarımızı başlığa oturturken parlak kısmının içe gelmesine dikkat ediyoruz. Ve oturturken bir ürün yardımıyla sıkıca bastırıyoruz. Aynı şekilde oringleri yağlıyoruz. Yine parlak olan kısmını B tarafının iç tarafına getirerek yine aynı malzemeyle oturtuyoruz. Sonrasında kartuş tapalarımızın da dişlerini yağlıyoruz ve B'yi B tarafına tutturuyoruz. Aynı şekilde yine yağlıyoruz. A'yı A tarafına yine tutturuyoruz. Sonrasında
Giriş check valflerimizi yine yağlıyoruz. B tarafına gelecek şekilde kartuşlarımızı oturtuyoruz. Yine B tarafına gelecek şekilde kartuşlarımızı oturtuyoruz. Sonrasında tabancamızın üzerine montajını yapıyoruz. Bu şekilde ilk taktığımız açık kalabilir. Biraz bastırınca yerine oturacaktır. Sonrasında alt vidada sabitlemeyi yapabiliriz. Biraz da kuvvetli sıkabiliriz. En son yan tapalarımızı orta kuvvette her ikisini de sıkıyoruz. Tabanca montajımız tamam.